dostlarım, Allah'ın rahmeti ve bereketi bütün müminlerin ve inananların üzerine olsun. Bu videomda sizlere Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın anne ve babaya saygıya verdiği önemi Kur'an ayetleri ışığında anlatmaya çalışacağım. Kur'an-ı Kerim'de Allah anne ve babayı çok önemsemiştir. Onların gönüllerini almayı, onlara iyi bakmayı emretmiştir. İsra suresi 23. ayette Allah şöyle buyurur: Rabbin yalnız kendisine kulluk etmenizi, anne ve babaya iyilik yapmanızı kesin olarak emretti. Onlardan biri veya her ikisi senin yanında yaşlılık çağına erişince onlara öf bile deme, onları azarlama, onlara gönül alıcı, güzel ve tatlı sözler söyle. Yani bu ayette Allah bizlere bırakın onları kırmayı, incitmeyi, onlara öf bile demeyin diyor. Onlara merhametle ve alçak gönüllülükle kol kanat ger. Rabbim, onlar küçüklükte beni nasıl şefkatle, merhametle yetiştirdilerse, şimdi sen de onlara merhamet göster diyerek dua et. Anne ve baba insan hayatında çok önemlidir, hatta kutsaldır, bu da evrenseldir. Dünyada hangi inanca sahip olursa olsun, ortalama iyi insanlar anne ve babalarına çok iyi davranırlar. Ama Kur'an-ı Kerim'de Allah bu olayı çok önemsemiştir. Ankebut suresi 8. ayet. Biz insana, ana babasına iyi davranmayı emrettik. Fakat onlar seni, hakkında bilgin olmayan bir şeyi körü körüne bana ortak koşmaya zorlarlarsa, onlara sakın itaat etme. Dönüşünüz ancak banadır. Ben de yapmakta olduğunuz şeyleri sizlere bir bir haber vereceğim. Yani bu ayette Allah, ana babanız batıl bir inanca sahip olsa, hatta inançsız biri olsa, sizi buna zorlarlarsa sakın itaat etmeyin der. Lokman suresi 14. ayet. Biz insana, ana babasına mümkün olan en iyi şekilde davranmasını emrettik. Annesi onu nice zahmetlerle karnında taşımış, sütten kesilmesi de 2 yılı bulmuştur. Onun için ey insan, bana şükret, ana babana da şükret. Unutma ki sonunda bana dönecek ve yaptıklarının hesabını vereceksin. Kur'an-ı Kerim'de Allah, anne ve babamıza vermemiz gereken önemi ve değeri o kadar detaylı açıklamıştır ki. Bazı insanlar şunu çok yanlış yorumluyorlar. Anne ve baba seni batıl bir yola zorlarlarsa itaat etme diyor Allah. Ama onlara her şekilde de iyi davranmanı Allah emreder ayetlerde. Mesela Lokman suresi 15. ayette de bunu açıklar Allah bizlere. Eğer anne ve baban ilahlığına dair bilmediğin şeyleri bana ortak koşmaya zorlarlarsa onlara itaat etme. Fakat yine de dünyada onlara gerektiği ölçüde sahip çık. Sen her işinde bütün gönlüyle bana yönelmiş, sürekli benim rızamı arayan seçkin kulların yolunu izle. Sonunda dönüşünüz bana olacak. Ben de bütün yaptıklarınızı tek tek size haber vereceğim. Yani bu ayette Allah çok açık bir şekilde sizi batıl yollara yönlendirirlerse onlara itaat etmeyin. Fakat dünya hayatında da onları en iyi şekilde kollayıp gözetin der. Kur'an-ı Kerim'de anne ve babaya iyi davranmakla alakalı çok daha başka ayetler de vardır. Ben sizlere en çarpıcı olanlarını okumaya çalıştım. Videomun başında da dediğim gibi anne ve babaya kol kanat germek evrensel bir şeydir. Dünyadaki ortalama iyi insanların hepsi anne ve babalarına iyi davranırlar. Ama Kur'an-ı Kerim'de Allah bu konuyu çok önemsemiştir. Anne ve babanın kutsallığını ön plana çıkartmıştır. Çünkü anne ve baba insanın sebebi hayatıdır. Belli bir yaşa, belli olgunluğa erişinceye kadar sizin her çilenize katlanan insanlardır. Onlar batıl inançlarda da olsalar, hatta inançsız da olsalar, onlara iyi davranmamızı emreder Allah Kur'an-ı Kerim.